Talat Paşa ve beraberinde bir heyet sizi görmek istiyorlar. Öyle mi? Peki, içeri alınız. Efendi Hazretleri. Hoş geldiniz evladım. Maşallah pek gençmişsiniz. Devletin içinde bulunduğu vaziyet bizi ihtiyar etti. Buyurunuz, oturunuz. Ayakta kalmayınız. Malumunuz, Cihan Harbi devam ediyor. Efendimiz Sultan Reşat. Biraderim Reşat Efendi. Bizi size gönderdi. İngiliz donanması Çanakkale açıklarında denizden bir hücum tertip edecekler. Payitahttaki hanedan azalarının Bursa'ya nakli düşünülüyor. Sultan Reşat Efendimiz sizin de Bursa'ya avdet etmenizi arzu ediyor. Felaket kapıya dayandı, öyle mi? Maalesef. Elimizden bir şey gelmez. Elinizden gelirdi Talat evladım. Lakin siyasetin kirli oyunları başladı. Sizler de tabii içeride mücadele ederken gözünüzü dışarı çevirdiniz. Benim her daim bir gözüm içeride olanlara bakmıştır. Bir gözüm ise dışarıda olanlara. Almanların yanında harbe girerek hata ettiniz evladım. Ama Almanlar sizin de en güçlü müttefiklerinizdi. Öyle. Bir denge kurmak gerekliydi. İngilizlere, Ruslara karşı Almanların yanında yer aldık. Almanları onlara karşı tehdit olarak kullandık. Bir kere ne yapıp edip bu harbe girmemeliydiniz. Harp kaçınılmazdı. 33 yıllık saltanatım boyunca kaç kere kaçınılmaz harplerin kıyısından çevirdim ben bu gemiyi. İkinci olarak, madem mecbur kaldınız girdiniz, kara devleti olan Osmanlı, ikisi de kara devleti olan Almanya ve Avusturya ile ortaklık kurmamalıydı. Deniz devleti vasıfları daha ağır basan İngilizlerle, Fransızlarla ortak olmalıydı. Bunu düşünemediniz mi evladım? Mecbur kaldık. Sizce İngilizler bizi oyunlarına dahil ederler miydi? Eğer doğru siyaset izlenseydi belki. Üçüncüsü de, boşa endişe ediyorsunuz evladım. Ben Çanakkale'yi öyle bir tahkim ettim ki, bu durumu değiştirmediyseniz düşman Çanakkale'yi geçemez. Çanakkale'yi geçemezse Ruslara yardım da edemez. Böylece Rus cephesi dağılacaktır. Çanakkale'deki tahkimatlara dokunmadınız değil mi evladım? Erkan-ı Harbiye daha iyi bilir. Lakin sizin yaptırdığınız tabyalar duruyor. Hamdolsun, hamdolsun. Dördüncüsüne gelince, bana payitahtı bırakıp git diyorsunuz. Dedem Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethettiği vakit surların içinde Bizans İmparatoru Konstantin'i muharebe kıyafetiyle buldular. Ben Osman Gazioğlu, Orhan Gazi torunu Sultan Abdülhamit Han'ım. Bizans imparatoru kadar olamayacak mıyım evladım? Düşman Çanakkale'ye geçerse maazallah, ancak benim cesedimi çiğneyerek İstanbul'a girebilir. Ne geri kaçarım ne de teslim olurum. Belki tek başıma bir faydam olmaz.
Lakin ileride İstanbul'un işgali vaziyeti hasıl olursa eğer, benim kararımı tarih kitabından okuyanlar son ana kadar nasıl mücadele ettiğimi görürler de cesaret alırlar belki. Şimdi Talat Paşa evladım, gidin biraderime aynen bu söylediklerimi ilet. Sizlerin omuzlarınızda taşıdığınız o yükün ağırlığını bizzat iktidara gelince anladım. Belki orada o gün söylenecek çok şey vardı. Sorulacak birçok sual. Ne hünkârımız sordu, ne Talat Paşa cevapladı. Ama artık devletin yıkılmak üzere olduğunu ikisi de biliyordu.